Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Türkiye'deki özelleştirmeleri soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Ya Türkiye'deki özelleştirmeler, talan şeyi, bunu bilmeyen, biraz aklı çalışan insan biliyor bunu. Talandır, özelleştirme bir kurtuluş değil. Yani vatandaşın malını harat mezat satmak, bunun adı bu. Peki özelleşmeden önce o satılan firmalar sizce zarar ediyor muydu? Bakın, Cumhuriyet'ten sonra kurulan firmaların hepsi bu ülkenin kurtuluşunda şu anda yapılan hizmetler de onun parasıyla yapılıyor. Zarar etme. Doğru yönetirsen zarar etmez ama doğru yönetmesen olur. Peki zarar ediyordu da şimdiye kadar hangi zihniyet Türkiye'yi idare etti? 1950'den sonra hangi iktidarlar geldi, kim zarar ettirdi? 1950'ye kadar kurulan firmalar hangi parayla kuruldu? Öyle ya, 1923'ten sonra Cumhuriyet kuruldu. 1923'ten 40'a kadar 17 sene geçti. Tamam mı? 17 senede dünya kadar fabrikalar yapıldı, madenler işletildi. 149'a yakın fabrika açılmış. Ha, 149 açılmış. Daha fazlası da vardır, evet, vardır muhakkak. Düşünebiliyor musun? Demir çelik sanayisi, şu bu hepsi. Yani bu kadar devasa firmaları satıyor. Kısaca sana bir şey söyleyeyim mi? Bir baba olur, dedesinden kalma malları satarak hiç işe gitmeden çocuklarına bir şey verir. Şu anda bizim yediğimiz mallar ne biliyor musun? Satılan eskiden kurulmuş şirketlerimizi, firmaları, fabrikaların oralardan gelen paraları vatandaşın önüne az az atıyor. Gerisinde kendileri yiyorlar. Hikayenin özü bu. Bu çok geniş bir konu. Bu çok güzel, yani düşünen insan bulur. Olay bu. Yani bizim kurtuluşumuz bu şekilde, uçurumun başındayız. Böyle bir üretim yok kardeşim. Herkes şikayetçi. 1900 bilmem 40'lar örnek veriyorlar. Ben akşam sizin televizyondan birini dinledim. Diyor ki kardeşim 1940'ta diyor açlık vardı, çarık yiyorduk. Bakın ben Almanya'da okudum. Almanya'daki insanlar diyor ki 1940'ta çorba istiyorduk diyor. Benim hocam dedi ki yalvarıyorduk bir parça çorba içelim diye. O dönemde düşünebiliyor musun? 23'te okuma yazma oranı sıfır. Sağlıkçı yok. Osmanlı döneminde her şey bitirilmiş. Onun üzerinden bir devasa bir mücadele verilmiş. Borç ödenmiş. Her şey, o sayılabilir yani yüzlerce. Şimdi 17 senede, 20 senede bunlar yapılmış. Şimdi kalkmışlar 1940'larda bilmem çarık giyiyordum diyor. Akşam sizin televizyonda anlatıyor. Ya biz yani keşke konuşma ortamları olsa da söyleyebilsek bunları. Şimdi biz kimsenin, birisi yönetsin. Ahmet yönetir, Mehmet yönetir. İş bunda değil ama doğru yönetsin. Ben çocuğuma 1000 lira para veriyorum. Oğlum git şuradan bir ayakkabı al gel diyorum. Oğlum üstünü getirmiyor. Para nerede demem mi ya? Bu benim çocuğum olmasına rağmen para nerede demem mi kardeşim? Şimdi bizim vatandaş para nerede, üstü nerede diye sormuyor. Üstü nerede bu paranı diye sormuyor. Ya ilginç bir durum. Efendim? Kime soracaksın? Devleti yönetenlere soracaksın. Onlar sahip çıkması lazım. Niye Sayıştay köprü arıyor? Sayıştay köprü. Köprü yaptık denilmiş. Ortada köprü yok. Sayıştay raporuyla tespit edildiği halde bunu soramıyor. Çünkü devlet gücü var kardeşim. Yok böyle bir şey. Bakın sorun, şurada 100 insandan 10 tanesi size anca yanaşır konuşur. Çünkü korkutulmuş. Korkutulmuş insanlar. Ama bu çok büyük tehlike. Yurt dışında Merkel'in arkasına kuyruk bağlıyorlar. Hiç kimse sen ne yapıyorsun demiyor. Çünkü devlet adamı olabilir ama şöyle söyleyeyim, vatandaşın eleştirme hakkı vardır. Bunu kullanamıyor. Ülkemiz bu hale geldi. Lütfen bu şeyi herkes düşünüyor. Birçok şey var. Yani ben bir uyanma da görüyorum yani şeyde de. Ama korkan insanlar bu memleketin durumuna cevap veriyor. Konuşamayanlar bu memleketin nereye gittiğini onlar söylüyor esas. Çünkü korkuyor. Bakın özgürlüklerin, düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde gelişme olmaz. Niye gitmiş ülkenin zenginleri hep Malta'ya şimdiden? Sabancı ailesinin gittiğini okuyoruz sen. Biliyor musun bunu? Dolayısıyla bunlar hayır alamet değil. Çok tehlikeli bir şeydir. Şimdi ben öz çocuğuma 100 lira versem
Git şuradan bir alışveriş get, 50 lira alışveriş yaptı. Üstü nerede diye sorarım. Vermediği zaman çocuğum olduğu için onun düzgün, dürüst kalmasını düşündüğüm için sorarım. 50 hesap lirayı ver bakayım derim. Hesap ver. Hesap sorabilecek. Biz soramıyoruz tabii. Bizim ancak oyumuz var. Biz oy verebiliriz. Ama devletin yetkili kurumlarının elinde Sayıştay bunların hepsini çıkartıyor. Onu oraya sür, onu oraya sür. Ne olacak yani? Sürdün gitti. Herkesi bir silahsör gelir, herkesi yatırır yere. Ne olacak sonuç? Bu memlekette hepimiz var olmak zorundayız. Barış ve huzur istiyoruz kardeşim. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilirim. Üzülüm. Bir dakika alabilirim. Yani barış ve huzur için yani bizim ne yapmamız lazım? Abi bir tek onu öğrenebilir miyim? Barış ve huzur için bizim ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? İnsanları dinleyeceğiz. Yani dinleriz abi, tamam. İyi veya kötü konuştum, seni dinleyeceğim. Eyvallah. Doğru, senin doğrularını ben dinleyeceğim, benim doğrularımı sen dinleyeceksin. Üzerinde anlaşacağız. Tamam. Anlaşacağız. Tamam. Kaba kuvvete, hapishanelere gerek yok kardeşim. Şimdi ben sana bir şey sorabilir miyim? Bak bir saniye. Ben Kürt'üm. Ben doğuluyum. Ana dilim kimse bana inkar ettiremez. Bu benim bir Anadolu dilimdir, tamam mı? Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Tamam. Ben bu devletin, bu bayrağın, bu milletin. Benim dedem Çanakkale'de yatıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi ben partici amacıyla demiyorum. Seni çok güzel dinledim. Kulak misafiri çok güzel dedi. Ben hani AKP, CHP, MHP amacıyla demiyorum. Ben de genel bu, olarak konuştum Türkiye zaten. Cumhuriyetimizi, vatanımızı, milletimizi, devletin bayrağımız için bir bayrak, bir taş üstüne koyan Allah razı olsun. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Biz burada bak, geçmişimizi çok çok iyi hatırlamamız lazım. Bir insan eğerse geçmişini hatırlamıyorsa geleceği olmaz o insanın. Şüphesiz. Doğru mudur? Tabii tabii. Tabii. Doğrudur. Bak, tabii. İnsan önce bir geçmişini hatırlar. Geçmişimde ben neydim? Biz Amerika'ya, Avrupa ülkelerine karşı biz dilencidik. Ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti bir dilenci bir devletti. Doğru mu değil midir? Doğru mudur? Biz dilenci bir dilenci. Hayır, ne yaptık da dilenci olduk doğru. Kardeşim? Ne yaptık sen? Dilenci. Hatırlıyor musun? Her bir şey. Amerika'nın bir şeyinin IMF'de bir tane memur geldi. Bir tane memur geldi. Rahmetli Ecevit gitti, adamın yanında böyle tuturdu. Bak gitti Cumhurbaşkanı Türkiye Başbakanı'nın gitti, bir IMF'nin memurunun önünde böyle el konçe böyle yaptı. Doğru mu? Doğru mu? Doğrudur. Evet. Şimdi doğru mu yanlış mı olduğunu sen söylüyorsun. Aynen. Onlar yanlış. Yanlış kardeş. Senin lafını nereye getireceğini ben anladım. Onlar yanlış. Senin Cumhurbaşkanın da buradan oraya bağırıyor. Onlar yanlış kardeşim. Senin Cumhurbaşkanın da buradan oraya bağırıyor. Senin demiyorum. Yanlış. Sen sadece duyduklarıyla şey. Korkmuyor da niye yürüdün papazı ya? Sana bir şey söylüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ya arkadaşım, bu memlekette üretim kalmamış, köylü bağırıyor, işçi bağırıyor, emekli bağırıyor. Allah'tan dua edin ki hepimizin aklını almışlar, okuma yazma oranımız düşmüş, üniversite mezunu okuyamıyor. Bir şey sorabilir miyim? Sor canım, sorsun. Bak, ben Bingöl'lüyüm, benim Bingöl'de gördüm görelim, bak ben 52 yaşında bir insanım. Doktor Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi vardı Bingöl'de. O da arkanda bir dayın, bir ağan olacak ki Ankara'da sen çocuğunu o okula yazdırasın. Şu anda Bingöl'de 4 tane üniversite var. Şu anda Bingöl'de 27 bin tane öğrenci var. Üniversite var da öğretim üyen yok, profesörün yok. Hayır abi. Herkes lise mezunlarının üniversiteme profesör yapmış. Ben bak sana bir şey söyleyeyim. Ben 11 yıl ceza yattım. Ben bu suçu işledim ki kardeşim? Bak işledim ki ben yattım. İşlerdim ben ki yattım, tamam. Yatmadım, aklım başımda. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Kim olursa olsun. Yatanların aklı başında hayır, değil. Hayır, özür dilerim. Ben yani, ne demek istedin sen onu bir açıkla. Tut şu mikrofonu. Suç işlemedim. Tut şu mikrofonu. Suç işlemedim ben. Sana bir şey söyleyeyim. Sana söyleyeyim. Ya suç işlemek. Ya suç işlemek bu memlekette yani. Bir saniye özür dilerim. Neyin hesabı? Ben özür diliyorum. Arkadaşım suçlu olamam. Şimdi bir dakika adam hapishaneye gitmişse. Fikir suçlu. Sen bu zihniyette hiçbir şeyi ben ikna edemezsin. Ya, fikir suçlu musun? Sen niye gitmedin? Demek ki sen suç işlemedin. Evet. Suç yani, işlerse sen de gidersin. Yani kim? Ben barış istedim. Ben kimseyle kaldım. Ben de istiyorum. Arkadaşlar. Dur abi. Dur bir saniye. Her yere barış istiyorum. Barış olmadı. Ben başka bir şey. Sen barış olmadı. Tamam da neyi tartışıyorum? Sen de neyi tartışıyorum? Konuyu bir açık. Bizim konumuz ben arkadaşım.
arkadaşı dinliyor. Konu ne ya? Arkadaşlar mı? Hemşerim, konu ne? Barış var mı? Var abi. Konu ne? Nerede var? Ben sen barışsan. Konu ne hemşerim? Konu ne? Barış gelir işte. Olur. Konu ne? Gelir gelir. Olur abi, olur olur. Hayır, gelir gelir. Şimdi bak abim, ben... Neyi tartışıyorsun abi? Sen, konu ne? Ben ve sen biz anlaşırsak... Konu ne? Konu, tamam, kameraya dönün de konu ne? Dünyada insanların aklın yolu birdir. Konu ne? Ama düşünceler değişir. Bu ortamda huzur yok, huzur yok. Konu ne? Huzur yok. Öyle bir huzur var ki... Huzur yok. İşte o huzuru biz veriyoruz birbirimize, biliyor musun? Ben anlatayım sana. Sen ne? Ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Bak, ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Bak, dinle, dinle. Ben sana tek bir... Ülkenin aydınlarını içeri atarsan... Ülkenin okumuşlarını içeri atarsın. Bir dakika, bir dakika. Hatayla alakası yok. Korkuyla, zinnetle hiçbir yere varamazsın. Korkuyla, zinnetle hiçbir yere varamazsın. Ben sana öyle bir şey yok. İnsanları şey baskı yok. Altında tutmuş şu an. Baskı altında. Evet, yok, hepimiz baskı altında. Ya sen daha ne söyleyeceksin kardeşim ya? Ağzına gelen her şeyi söylüyorsun sen bana ya. Nerede baskı var bunun? Ya şimdi suç işlemiyorum, haklıyım. De gelsin polis, gelsin. Ağzına gelen her şeyi söylüyorsun ya daha bu memlekette. Alamıyor beni. Çünkü ben suç işlemiyorum. Şimdi ben suç işlemiyorum. Ya sen ne örsün ki, ben Atatürkçüyüm. Ben Kürt'üm, ben Atatürk'ü buramda taşıyorum ama sen Atatürk'ü düşürmüşsün. Kullanıyor, sen kullanıyorsun. Sen gidiyorsun dış devletlere destek veriyorsun. Sen gidiyorsun var ya bir oy için var ya siyasi partilerle işbirliği yapıyorsun. Ben senin bu Atatürkçülüğüne var Atatürkçülük diyemem ben sana. Ben Kürt'üm. Ben Kürt'üm, ben Atatürk'ü buramda taşıyorum. Ama sen cebinden düşmüşsün elhamdülillah. Ama sen bunu düşürmüşsün, senin haberin sende yok. Ben bunu tutmuşum, almışım, kalbime gömmüşüm. Eyvallah. Sen kalkıyorsun, gidiyorsun var ya ondan sonra siyasi partiler için kalkıyorsun, gidiyorsun var ya. Ben var ya sana başkanı sen cezaevine atar suç işlem. Selahattin Demirtaş kalktı var ya Diyarbakır'da katliam yaptı. Bunun var ya hesabını kim verecek? Ben mi vereceğim? Ver abi şu tarafa. Ben vereceğim. Beni kırma ya. Bak baba, bir şey anlatayım bak. Beni kırma. Bak, kırmadan. O ülkede işsizlik oranı var ki. Kızmıyorum ya, kızmıyorum. Dayı. Hayır hayır hayır, onun için değil. Ülkede. Arkadaşım zaten konuşuyorsun. Dayı. Dayı, ülkede işsizlik krizi varken Suriyeliler başımızda. İlk işsizlik krizi varken Kırgızlar, Özbekler, Kazakistanlar ülkede. Benim işçim nerede? Elemanım nerede? Ben eleman arıyorum şu an. Eleman bulamıyorum. Kırgızistan'a mı gidip getireyim elemanı? Yok, işçi yok memlekette. Ben iş bulamıyorum abicim. 6 aydır işsizim ben. Biraz önce işçi bulamıyorum dediğinde iş var da mı işçi bulamıyorsun? İş var abim, iş var. Ha, işçi bulamıyorsun. Adamlar Kırgızistan'dan yüzlerce işçi getiriyor bana. Kazakistan'dan. Eyvallah eyvallah. İş var, işçi bu kadar işsiz varken ülkede, bu kadar ya, işsiz bak, varken niye biz dünyanın orucundan getiriyoruz? Dinle bir dakika bak. Afrika'dan niye dinliyorum getiriyoruz? Afrika'dan bak, insan doldu. Ya yaygara yapmayla bir yere yaygara varamazsın. Değil bu. Nokta koy, dinle. Eğer bu memlekette iş var da sen işçi bulamıyorsan işsizlikten bahsedemezsin. İşsizlikten var, abi, bahsedemeyeceğin için de geliri olmamaktan bahsedemezsin. Ben işsizim abicim, 6 aydır işsizim ben. Çalmadığım kapı kalmadı. Abicim sanatın ne senin? Kalmadı. Muhasebe bulamıyorum abi. Sanat ne alakası var abi? Adam ha, işi alacak adam. Sömürecek abicim, ama bak, sömürecek. Alışmışlar sömürmeye, işte sömürecek. Söylediğin iş her şeyin arkasında. Siz kızıyorsunuz. Her şeyin arkasında sömürüden bahsediyor. Ya sömür savunuyorsunuz. Kızmadan dinleyin. Arkadaşım ben dinleyeceksiniz abi. Ben iktidar, benim derdim iktidar değil. Derdiniz benim de derdim doğruyu söylemek. Biz yanlış mı söylüyoruz? Baba, doğruyu söyle. Baba, doğruyu söyle, yanındayım. Baba, tek bir şey ama eğriyi söylerken de tek bir şey diyeceğim. Eğriyi söylerken de doğruyu da söyle kardeşim. Tek bir şey söyleyeceğim baba. Ya ispatlayabilirsin. Kimse doğruyu söylerken eğriyi de söyle. Dayı. Eğriyi söylüyorken doğruyu da söyle ki İkna olayım sana yani. Nasıl öyle baba, her şeyi o kadar baba, kötü anlatıyorsunuz ki memlekette. Memlekette iyi diyenlerle kötü diyenler şey, karşı karşıya gelsin yani. Derdiniz bu mu baba, kardeşim? Tek bir şey diyeceğim. Yok. Uzun lafın kısası. Baba. Karşı karşıya getirmek ya. Abi canım tabii. Ya, baba buyur, bir şey diyeceğim bak. Gel sen de gel abi. Son bir şey söyleyeceğim ben baba. İki şey söyle. Üç şey söyle. Şu an hemfikiriz. Bu adam liderimiz. Tamam. Bu adam hepimizin şeyi. Yalnız şunu diyeceğim baba. Bu adam gittikten sonra biz hepimiz kalıcı değiliz. Ne burada ne gittiğimiz yerde. Kalıcı, kalıcı değil. Kalıcı bu dünya üzerinde kalacağız. Ama evet, bu adam gidince inan Allah'a biz en az 50 yıl geriden geri gelmiş olacağız. En az. Sen öyle diyorsun. Aynen.
Çünkü biz ileriye gitmiyoruz. Biz bir adım ileri gidiyorsak bak, on adım gerideyiz. Bak, bitti. Senin yaşın kaç? Senin yaşın kaç? 42 yaşındayım. 43 ben 70, yaşındayım. Ben 67 yaşındayım. 68 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. 75-78 ile 4 yıl Antalya'da bulundum bak. 75-78'de ben 4 yıl şeyde Diyarbakır'da kaldım ben. Diyarbakır'da Bülent Ecevit'in iktidarda olduğu dönemde dinle kafanı sağa sola çevirme. Süleyman Demirel'in döneminde yaşadım, Ecevit'in döneminde yaşadım, Erbakan döneminde yaşadım, Türkeş'in döneminde yaşadım. O kadar siyasi parti liderinin dönemini yaşadım ki arabanın üstünde tüp dağıtıyorken Diyarbakır'da arabanın üstünde vatandaşa tüp dağıtıyor iken müessese sahibine benim evimde de tüp yok dedim. Bir tüp bana ayırır mısın? Bütün tüpü dağıttım. Müessesenin sahibi bana bir tane tüp vermedi peki, evime götürmeye. Peki dayı, bu adam ben o memleketleri, o tarihleri yaşadım. Bu adam geldiğinde sen bunları yaşıyor musun? Eğer bugün bu sıkıntıyı 2002'de hala bu adam, daha sıkıntı yaşıyorum diyorsan bu adam geldiğinde bu adamda diyorsan kardeşim ayıptır yani. 2002'de yapmayın. Bu adam geldiğinde senin böyle bir sorunun yok. Doğal gazın var. Gördük yolu. Yolların gördük. Var. Benim vergimle yapılan Düzce'deki yolu var. Gördük. Dün gösterdiler. Havaalanını gördük. Sen, boş ver. Sen halen de sırtındaki montun bir kere yapılışını bir kere bir incelesen, gözlerini alsan. Şurada kullanılan makinenin fiyatını bir hesaba katsan 25 milyon lira şu önündeki patı diken makinenin değeri. Sen neden bahsediyorsun? Türkiye gelişmiyor mu? Dayı. Evet. Yap Türkiye gelişmiyor mu? Gördük. Yap işte devlet modelini gördük. Düzce'yi gördük. Havaalanını gördük. Tamam. Hangisini görmek istiyorsun? Hangisiyle benim soru soruyorum bana? Yapılıyor. Ben yol yaptım. Hangi diyor. Vergiyle? Gördük yapılan yolu. Ya çalışmayan adamın vergisinden ne olur ya? Sen çalışmıyorsun ki sen ne vergisi veriyorsun? Ya ben çalışmıyorum. Kimse çalışmıyorum benim diyorsun. Benim vergim ne oluyor ne abi? Ne vergisinden iddia ediyorsun? Yılındaki bu sıkıntıları bu hükümet mi giderdi? Hayır. Bak ben başka bir şey söyledim. Başka bir şey söyledim. Ben dedim ki yaş itibariyle çok sıkıntılı dönemler yaşadık biz. Ama şu anki dönemle onu kıyaslamaya başladığınızda ben hükümeti kastetmiyorum. O dönemi kıyaslamaya başladığımızda biz biraz haksızlık etmiş oluyoruz. Devrimize haksızlık etmiş oluyoruz. Zamanımıza, gelişmişliğimize, elimizdeki imkanlara haksızlık etmiş oluyoruz. Ben bunu söylemek istiyorum size. Ben ayağımdaki lastik ayakkabıyı boyatarak okula gittiğimi biliyorum. Ayağındaki botun fiyatı 250 bin lira abim. Neden bahsediyorum ben? Ben geri mi gitmişim? Yanlıyak mı okula gidiyorum ben? Ya bırakın onu. Cebindeki telefonun fiyatı kaç para abim? Bak. Bak gelişmişlikten bahsediyorum. Cebimdeki telefonun fiyatı kaç para? 1,5 milyar lira. Bu geri kalmışlık mı bu? Eğer ben bunu alabiliyorsam bunun geliri var demektir. Abi bir saniye. Abi. Hayır abicim bak. Alabiliyorsun. Bak kardeşim. Alamıyor. Bak alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Sen Avrupa'nın kullanıp sana gönderdiğin telefonu. Sözüme dikkat et. Bak sözüme dikkat et. Gitme gel. Gel. Niye kaçtın? Abi senin tuzun kuru belli. Niye kaç? Hayır. Ben emekliyim kardeşim. Ben emekliyim. Doğruları konuşacaksın. Senin tuzun kuru. Ben şu telefonu 1,5 milyon lira verip de alabiliyorsam abi ben onu bu memlekette ya kardeşim ne çabuk üretmeye geçtin sen? Ya, o cep telefonundan kaç tane insan şu an icralık biliyor musun? Ne çabuk üretmeye geçtin? Şimdi konuşma. Gelirden bahsediyorduk arkadaşlar. Gelirden. Eğer ben bunu alabiliyorsam demek ki şimdi, benim param şimdi, var. Şimdi bir ülkenin gelişmişliği İlerlemesi her insan cep telefonunda olmasından kaynaklanır mı? Yani cep telefonu varsa her insan bir ülke gelişmiş midir? Hayır kaynaklanmaz. Hayır gelişmiş. O yani gösterdiğiniz ondan dedim yani. Biz arkadaşla neyi tartışıyorduk hemşerimle? Geliri tartışıyorduk. Ben de dedim ki eğer ben 1,5 milyon liralık telefonu cebimde bulundurabiliyor isem evet, benim abi. Demek ki bir gelirim var. Biz bunu tartışıyoruz. Ama sen şimdi tuttun telefonun değerini gelişmişliğe döndürdün. Ama gelişmiş dedin ne ondan dedik. Demedim. Hayır demedim. Gelişmişliğin ölçüsü kardeşim çok farklı şeylerde var. Evet abi. Sen gelişmişliğin ölçüsünü cebine koyduğun telefonla aynen. mı? Telefonla mı kıyaslıyorsun? Hayır abi. Değil. Gelişmişliğin ölçüsü önce fikirde başlar. Akılda başlar. Eğer sen fikren kendini bir adım ileri götüremiyorsan bir adım ileri götüremiyorsan fikren ya şurada konuşurken bile birbirimizi dinlemeye tahammül edemiyorsak ya biz birbirimizi böyle pardon. Biz birbirimize hükmetmeye uğraşıyorsak biz zaten kardeşim top da yapsan tüfek de yapsan onu kimseye satamazsın ki kimseyi anlatamazsın. Baba tek bir şey pazarlayamazsın. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama dinlemeyi bileceksin dinle, her şeyden. Dinle babacığım. Bundan
18 yıl önce, 16 yıl önce bu iktidar partisi geldi. Biz doğru yolu, ANAP'ı, CHP'lisi bir kahvede oturup rahat rahat çay içip sohbet edebiliyorduk. Şimdi niye edemiyoruz? O bizden, bu sizden var. Ne yapıyoruz kardeşim? Yapamıyoruz. Bizim abi. Öyle bir şeyimiz yok ki. Yapamıyoruz ya abi, kusura bakma. Kusura bakma. Benim kimseyle bir derdim yok ya kardeşim. Aa, benimle derdi olan var mı bu? Abi. O kalktı, o baskı var şu an. O sizden, bu bizden var. Başka hiçbir şey yok. Her renkte, her dilde insan var mı kardeşim? Benim uzaydan mı geldik? Ne değişti? Çok değişti abi. Çok değişti. Baskı var. Gerçekten çok şey değişti. Ülke bir parça kendine geldi değil mi? Nerede geldi? Bak inkar etmeyin, inkar etmeyin. Hastanelerde ölenleri gördü. Faturaları. Hastaneyi de görüyoruz. Havaalanı da görüyoruz. Yolları da görüyoruz. Vicdana koy onu sen. Yolu da görüyoruz. Hastaneyi de görüyoruz. Kültürlü insan her yerde yine tartışabiliyor. Kendini bilen insan her yerde tartışabiliyor. Onları geçeceğim. Bırakın bu şeyleri, bu vandaları. Yazık ya. İyi de öldür, hakkını kendi etme. Biz para bulamadığımız, maaş ödemediği günleri biliyoruz. Senin yaşın belki yetmiyor ama benim yaşım yetiyor. Benim yaşım gördü. Ben de görüyorum. Ben de görüyorum yapılanı. Yapılanı görüyorum. Nereye geçtim? Yapılanı görüyoruz. Yok şu an. Valla Atatürk'ün bırakmış olduğu mirası hoyratça harcıyorlar. Düşüncem bu yani. Bol bol savurarak atıyorlar yani. Kime verdikleri de belli değil. Kimin kullandığı da belli değil. Yani rastgele yandaş firmalara dağıtıyorlar. Düşüncem bu yani. Yapılan iyi bir şey de değil. Zarar ediyor diyorlar. Satılmadan önce bu firmalar sizce zarar ediyor mu? Bence zarar etmiyor. Bugün bakın vatandaşın pancarı sokakta bekliyor. Don vurdu şu anda. Şu anda zarar ediyor. Vatandaş da zarar ediyor, şirket de zarar ediyor. Ülke de zarar ediyor. Ülke de zarar ediyor, aynen. Evet. Yani yapılan işlem çok yanlış bir işlem. Yani bugüne kadar Atatürk'ün bize bıraktığı mirası hoyratça harcadık. Peki düzenli, programlı bir özelleştirme olsa faydası olur mu? Özelleştirme olması için o firmanın çok zarar etmesi lazım. Yani ama çok düzenli. Vereceği kişi de ona göre takip etmesi lazım. Hakkını alması, evet, lazım. Orada çalışan işçilerin de hakkını alması gerekiyor. Çoğu işçi işte. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Hepsi kalmadı zaten, bitti. Her şey özelleşti zaten. Genelde. Yani iyiye gitmiyor. Her şey özelleş. Yani. Doğru bulmuyor musunuz? Bulmuyorum. Bulmuyorum yani. Faydalı değil mi sizce? Değil. Bence değil. Yani. Güzel, düzenli bir özelleştirme olsa sizce faydası olur mu? Düzenli bir şekilde olsa. Ya şu anda hani bilmiyorum tabii ne şeyde gidiyor, düzende gidiyor. Onu da bilmiyoruz abi. Özelleşen tüm firmalar sizce zarar ediyor muydu? Zaten satarken zarar ediyor ki. Zaten satarken zarar ettiler. Yani. Bunun şeyi yok zaten. Yani zarar marar yok. Zaten satarken zarar ediyorlar. Zaten genelde hep yurt dışına satıyorlar, yani yabancı firmalara satıyorlar. Zarar. Kötü. Türkiye'yi satmak diye düşünüyorum. Sizce satılmadan önce, özelleşmeden önce bu satılanlar, özelleşenler zarar ediyor muydu? Bazı kamu hizmetlerinde zarar gözetilmez. İstihdam vardır. Onun için Türkiye'deki özelleşme altyapı olmadığı için bence Türkiye'nin satılması demektir. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Türkiye'deki özelleştirmeleri doğru buluyor musunuz? Türkiye'deki özelleştirme sistemi nasıl sizce? Özelleştirmeler niçin yapıldığına bakmak lazım öncelikle. Gerekçeleri var. Bir özelleştirme yapabilmek için önce bir gerekçe sunmanız lazım sağlam bir şekilde. Özelleştirme Türkiye'de şu ana kadar bizim varlıklarımız 81 milyon vatandaşımızın varlıkları, satılanlar. Ancak bizdeki bakış açısı biraz daha yanlış. Devletin kullanamadığı atıl kaynakların aslında atıllıktan aktif hale getirilmesini sağlamak amacıyla yapılır özelleştirme, ama bizde özelleştirme suistimal etmeye doğru dönüyor. Çünkü toplumumuz özelleştirme dediğimiz zaman refah olacağını hissediyor, sanıyor. Ancak bu böyle olmuyor hiçbir zaman. Çünkü bizdeki özelleştirmelerde önce fabrikaların satıldığı alanlardaki yerler, arsalar, araziler, mülkiyetler tamamıyla devrediliyor ki bunların aslında varlıkları mal özelleştirme bedellerinin kat kat üstünde olmasına rağmen, bunları da katılmasına rağmen özelleştirme yapılan yer
toplamda 100 milyon dolarlık bir özelleştirme yapılacaksa zaten 250 milyon dolarlık mal varlığı ve çeşitli arsa arazileri var. Örneğin Cumhuriyet döneminin örneklerindendir Sümer Holding ve bu tarımı desteklemek amacı yapılan bir planlamaydı. Ama biz bunu yanlış anladık. Sonrasında suistimaller oldu. Siyasetçilerin, bizi yönetenlerin, aslında bizim seçtiklerimiz bunu kendi emsalleri için, devamlılıkları için harcadılar. Bu yüzden dolayı da biz bu hale geldik. Hiçbir zaman özelleştirme tasvir edilir şey olmamalı. Çünkü burada çalışanlar da bizim vatandaşlarımız. Ancak burada çalıştırılanlar da başka şekillere gidiyor olaylar. Özelleştirilince önde işsizlik oluşuyor. Çünkü oradaki gelir kaynaklarını arttırmanın ilk yolu işçiye son vermek, çalışanın emeğine son vermek. Bizdeki toplumun algısıyla oradaki çalışanlara anlatılanlar çok farklı. Biz bunu en son Burdur şeker fabrikalarında, Yozgat'ta yaşadık, Kahramanmaraş'ta yaşadık, Erzurum'da yaşadık, Yozgat'ta yaşadık. Bazı şeyler vardır. Devlet bazı şeyleri üzerine örtmek zorundadır. Bu bir planlama olmak zorundadır. Özelleştirmelerden ziyade bu devletleştirme, tesisleştirmenin planlaması sektörleri ayağa kaldırmaktır. Örneğin şeker fabrikaları olarak sadece bir şeker üretimi değil, şekerin muadil olduğu yan sektörler var. Alkol ve diğer alanlara da ham madde kaynağı oluşturma olayı var. Ancak bizdeki ham madde kaynağı farklı yerlere gitti. Ve o gelir kaynakları, satmış olduğumuz tekel fabrikasını 900 milyon dolara devlet sattı. Alan firma 3 milyar dolara sattı. Sonrasındaki 5 milyar dolara da başka birine gene satıldı. Yani biz bu rakamları temsili verdim ama gerçek rakamları izleyenler sosyal medyadan, çeşitli yerlerden öğreneceklerdir. Biz tekel fabrikalarını kurarak aslında tarım sektörünü desteklemeye amaçladık. Çünkü örnek olarak vereceğim, yanlış olabilir. Erzurum, Elazığ taraflarında bir üzümümüz var. Sosyal medyada ve gündemde şarapla ilgili bir şey de olduğu için o bölgede yetişen üzümler Anadolu'nun çok iyi şarabı oluyor. Yani biz kilosunu 6 liraya satamadığımız üzümü şarap üreterek, şarap üretimi yaparak litrelerce, yani 500 dolara satma şansımız da oluşuyor. Ancak biz bunları anlayabilmiş değiliz. Hemen aynı bölgede gene Kars peynirimiz var. Fransa'ya gravyer peyniri yemekle kırmızı şarap içmeye 500 milyon eurolara, 500 bin euro vermeye, 500 euro vermeye gitmektense Anadolu'da zaten var bu. Yani Atatürk'ün felsefesini anlamak lazım. Kayseri'ye kurulan fabrika neden kuruluyorsa, neden kurulmuş, hangi fabrika kurulmuş? Gıda ile alakalı, tarımla alakalı bir ürünü işlemek üzerine kurulduysa, bakın Kars'ta peynirimiz yetişiyor, sütümüz yetişiyor, Kayseri'ye süt fabrikası yapılıyor. Niye? Tarım yok olmasın diye. Ama biz kalkınıyoruz diyerekten tarımdan vazgeçtik. Tarım alanlarımızın tamamını hiçbir şekilde inşaata, yapılaşmaya açtık. Böylelikle yok oluyoruz. Gerçekten söylüyorum, yok oluyoruz. Yani kaybettiğimiz, tarımda bir metrekareyi ekmediğimiz için çiftçimiz, biz yok oluyoruz. Ama çiftçimizin de artık ürettiğinden aldığı üründen aynısı, kendisi de tüketici konumuna geçtiği için biz tamamen yok oluyoruz. Yani bizim 10 sene sonramız yok, 5 sene sonramız yok. Niye yok? Bunlardan dolayı yok. Siyasi olarak yapılan hatalardan kaynaklı. Suçlamak amaçlı söylemiyorum. Bazı şeyler çaresizlik olarak yapılmış olabilir. Hatadan dönmek makbuldür. Ancak yanlışı yanlışla desteklemek, yanlışa doğrudur devam et demek de bir yere kadar. Özelleştirmeleri, çalışanları, emeği, emekçiyi, sermayenin içerisinde hiçbir zaman emek yer almamıştır. Ekonominin 4 temel ögesi var. Birincisi girişim. Önce bir akılınız olacak. Sonra doğa. Sonra sermaye. Sonra emek. Ama bunlardan sadece bir tanesi sermaye söz sahibi. Biz seçiyoruz temsilcilerimizi. Ancak bir yerden sonra sistem tıkanıyor. Niye? Bizim seçtiklerimiz o sermayeye ya söz geçiremiyorlar. Dünya düzeninde de bu böyle. Yani baktığınız zaman, yani Fransa'daki işçi, o sarı yeleklilerin hikayesi de böyle. Adama soruyorsun, 1000 euro alıyor. Sosyokültür olarak örnek aldığımız bir yer Fransa. Teoride bakılırsak. Ama öyle değil. Onlarda da öyle. Ama toplumsal ahlak, toplumsal, kültürel, sosyal dinamikler bozulduğu için
negatif yönde birbirimizi etkiliyoruz. Bu da bizlere işte siyasilerin işte sarı yedek çıkarsa, turuncu yedek çıkarsa böyle böyle olaylarına denk geliyor. Neden? Sistemde tıkanmışlık var artık. Çaresizlik var. Ama artık çaresizliği de dur demek lazım. Bu yolla ısrar ederek devam, yanlışa devam ettirmek de yanlış. Nasıl olacak ki iktidar yandaşları özelleşiyor işte. Doğru mu biliyor musunuz Türkiye'deki devlet mallarının özelleştirilmesi? Devlet mallarının özelleştirilmesi bir kere önce devlet ya da başka bir güçler diyelim buna. Güç diyorum tam ismini söylemiyorum anlayan anlar zaten. Devlet mallarını harcayabilmek için ya ihaleler yaparlar. Bu ihalelerden pay alırlar. Geçmiş dönemde %20 idi bu pay. Şimdi daha da çoğaldı bu. İhaleyi verirler birisine. O ihaleden gelecek rantı bölüşürler. Özelleştirme bunun içindir. Yani aslında kontrollü bir özelleştirme olsa iyi olur mu? Kontrollü olursa tabii ki iyi olur. Halka eşit şekilde hakları verilecek şekilde halkın o paylaşımı eşit dengeli bir şekilde dağıtılacak şekilde özelleştirme neden olmasın ki? Mesela basındaki bu 20 yıl oldu sanırım ya da ona yakın bir süre içerisinde basında şey yaptılar işte basının gücüyle birlikte halk istediği gibi kandırılıyor artık. Büyük sermaye derler basının sahibi oldu. Basın sermaye derlerin bilgisi doğrultusunda, isteği doğrultusunda yorumlarını yapıyorlar. Havuz medyası. Havuz medyası diyelim ona. Böyle yani.